Binlerce yıl boyunca, insanlar gece gökyüzüne baktı ve ayın bu güzel manzarası karşısında birbirinden güzel duygular hissettiler. Klasik antik çağ ve orta çağ zamanlarında, ay, o günün bilinen diğer gök cisimleri Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gibi dünya etrafında dönen kutsal bir cisim olarak kabul ediliyordu. Bununla birlikte, 1610'da astronom Galileo Galilei teleskopunu Jüpiter'e yönlendirdiğinde ve Jüpiter'in etrafında dört tane gök cismi fark ettiğinde, uydu anlayışımız adeta bir devrime sahne oldu. Bu noktadan itibaren, gök bilimciler Dünya dışındaki gezegenlerin kendi uydularına sahip olabileceğini anlamaya başladılar. Peki, tüm bunların yanında Güneş Sisteminde gerçekten kaç tane ay var? Bu videoda biraz bu konu üzerinde duralım yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, güneş sistemimiz şiddetli bir gaz ve toz bulutundan doğdu. Yıldızlar arası malzemeden oluşan bu dönen disk, kendi sistemi içinde kuyruklu yıldızlar, asteroitler, gezegenler ve uydularını oluşturdu. Keşfettiğimiz ilk ay, tabii ki kendimizinkiydi. Daha sonra, 17. yüzyılda Galileo Galilei tarafından Io, Europa, Genimede ve Keliston'un keşfi, evren anlayışımızı yeniden yapılandırdı. Yıllar geçtikçe güçlü teleskoplar inşa ettik ve büyüleyici ay keşiflerinin birbiri sıra gelmesine ek olarak yıldızlara doğru çaba gösteren uzay araçlarını geliştirdik. NASA'nın web sitesine göre Güneş sisteminde 214 uydu var. 158 tane doğrulanmış uydu ve 56 tane geçici uydu. Bu geçici uydular orada olabileceğinden şüphelendiklerimiz ya da bir kez tespit edip henüz onaylamadıklarımız. Kozmosu görme yeteneğimiz daha karmaşık hale geldikçe kesinlikle Güneş sistemimizin uzak gezegenlerinin yörüngesinde daha fazla uydu göreceğiz ve onları buna göre sıralayacağız. İç Güneş sisteminde Merkür, Venüs, Dünya ve Mars bulunur. Bu gezegenlerin hepsi karasal gezegenlerdir. Bu, metalik bir çekirdek ile silikat manto ve kabuk arasında farklılaşan silikat kaya ve minerallerden oluştuğu anlamına gelir. Birkaç nedenden ötürü Güneş sisteminin bu bölgesinde çok az uydu bulunmaktadır. İç Güneş sisteminde gezegensel cisimlerin etrafında dönen sadece 3 doğal uydu vardır. Dünya ve Mars'ın sahip oldukları uydulardır bunlar. Bilim adamları geçmişte Merkür ve Venüs'ün etrafında aylar olduğunu ve bu uyduların uzun zaman önce gezegen yüzeyine çarptıklarına inanmaktadırlar. Uyduların bu seyrekliğinin nedeni Güneş'in yerçekimsel etkisi ile çok ilgilidir. Hem Merkür hem de Venüs Güneş'e çok yakın geçen bir nesneyi yakalamak ya da yörüngede bir uydu oluşturmak için birleşebilecek küçük gök cisimlerini yerçekimlerinin zayıflığı nedeniyle tutamazlar. Dünya ve Mars kendi uydularını tutabildiler. Bunun nedeni esas olarak iç gezegenlerin en dıştakileri oldukları içindir. Dünya'nın aşina olduğumuz tek bir doğal uydusu vardır ortalama 1737 kilometrelik bir yarıçap ve 7,3 çarpı 10 üzeri 22 kilogramlık bir kütle ile ay, dünyanın büyüklüğünün 0,273 katı ve ağırlık olarak ise 0,0123 katıdır. Mars'a bakacak olursak Mars'ın iki uydusu vardır. Phobos ve Deimos, kendi ayımız gibi bu uydular da gezegene her zaman aynı yüzünü gösterirler ayımızla karşılaştırıldığında, görünüşte kaba ve asteroit benzeri ve ayrıca çok daha küçüktürler. Güneş sisteminde Mars gezegenini geçtikten sonra bu uyduların, buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu görüyoruz. Halbuki bizler bir zamanlar ayın türünün tek örneği olduğuna inanıyorduk. Asteroid kuşağının ötesinde, işler oldukça farklı hale geliyor. Güneş sisteminin bu bölgesinde, her gezegenin önemli bir ay sistemi var, Jüpiter ve Satürn için bu uydular yüzlere ulaşır. Şimdiye kadar, dış gezegenlerin yörüngesinde toplam 170 uydu doğrulandı, birkaç yüz tane daha küçük cisim ve asteroid henüz doğrulanmış değil. Muazzam boyutu, kütlesi ve yer çekimi nedeniyle Jüpiter, Güneş sistemindeki en çok uyduya sahip gezegendir. Şu anda Jüpiter, Jovian sistemi olarak bilinen 67 uyduya sahip ancak 200'e kadar daha uydusu olabileceği tahmin ediliyor, bunların çoğu henüz onaylanmadı ve sınıflandırılmadı. Jüpiter'e benzer şekilde, Satürn'ün en az 150 uydusu olduğu tahmin edilmektedir, ancak bu uydulardan şimdiye kadar sadece 53'üne resmi isimler verilmiştir. Bunlardan 34'ü 10 kilometreden daha küçük çaptadır ve 14 tanesi 10 ila 50 kilometre çapındadır. Bununla birlikte bazı iç ve dış uyduları oldukça büyüktür ve çapları 250 ila 5000 kilometre arasında değişir. Bu uyduların arasında en ilginci ve araştırılmaya değer olanı Titan, Satürn'ün en büyük ayıdır ve gezegenin uydularının kütlesinin %96'sından fazlasını içerir. Titan aynı zamanda soğuk, yoğun ve esas olarak küçük bir metan fraksiyonu olan azot'tan oluşan kendi atmosferine sahip tek büyük aydır. Sürekli atmosferik pus nedeniyle gözlemlenmesi zor olan Titan'ın yüzeyinde sadece birkaç çarpma kraterini, volkanların kanıtlarını ve görünüşte gelgit rüzgarları tarafından şekillendirilen uzunlamasına kumul alanlarını görebiliyoruz. Titan aynı zamanda kuzey ve güney kutup bölgelerinde metan ve etan gölleri şeklinde yüzeyinde sıvı olabileceği düşünülen güneş sistemindeki dünya haricinde tek gök cismidir. Uranüs gezegeninden bahsedecek olursak, bu gezegen Jüpiter ve Satürn'de olduğu gibi farklı kategorilere ayrılan 27 bilinen uyduya sahiptir. Neptün gezegenine bakacak olursak bilinen 14 uydusu vardır. Tabii ki bu uyduların her birinin farklı özellik ve ilginçlikleri olmasının yanında her birini tanıtmak için belki de ayrı bir videoya ihtiyacımız vardır. Güneş sistemi'nin dış taraflarına bakacak olursak kendi uydularına sahip birkaç cüce gezegen var. Bunlar esas olarak Plüto, Eris, Homea ve Makemake'nin yörüngesinde olduğu doğrulanan doğal uydulardır. Beş yörünge uydusu ile Plüton, cüce gezegenler içinde en çok doğrulanmış uyduya sahiptir. Tabii ki ileriki vakitlerde astronomlar tarafından yapılacak gözlemler bu gerçeği değiştirebilir. Bu videoda güneş sisteminde kaç tane uydu olduğunu inceledik. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.